Yaklaşık 6-7 yıldan beri Bosna'ya gidip geliyoruz. Orada bir gönül birlikteliği oldu. Orada bir kardeşliğimiz oluştu. Bosna'da Tarikat Birliği Başkanı Sırrı Efendi ile orada tanıştık, görüştük, konuştuk. Kazım Efendi ile de aynı. Oradaki arkadaşlığımız, dostluğumuz, dergahlar arasındaki kardeşliğimiz devam ediyor. Bu son fasıl malum Sudan'dan bir davet aldım. Şeyh Efendi Hazretleri özellikle orada bir mevlüt kandiline beni davet etmişti. Ben bu akşam biraz daha bu mevzuları açık açık konuşayım da artık bir delil, bir ölçü olsun aynı zamanda. Ben o bölgeden bir Şeyh Efendi'yi rüyamda daha önce görmüştüm. Rüyamda gördüğümden dolayı ben Kasım Efendi'den Şeyh Efendi'nin resmini istedim. Dedim ki bana resmini gönderir misin? Bana resmini gönderince dedim ki rüyamda gördüğüm zat. O yüzden ben rüyamda gördüğümden dolayı ben hiç ikilemeden, hiç düşünmeden evet geliyorum dedim. Ondan sonra oradaki bir mübarek Mevlüt Kandili gecesine katıldık. Tabi Şeyh Efendi Hazretleri orada çok tanınmış bir kimse. Gerçekten de biz oraya gittiğimizde bizi çok yüksek derecede ağırladı. Öyle söyleyeyim. İşte dergahı, tekkeyi süslemişler. Böyle bütün arkadaşlar, kardeşler toplanmışlar. Ondan sonra kurbanlar kesildi. İşte ilahiler oldu, zikrullah oldu. Akşamına Mevlüt Kandili olarak toplanıldı. Mevlüt Kandili olarak toplanınca bütün herkese sürpriz, bana değil, Hasan Efendi Hazretleri Kapbaşi dergahından Kadiri icazetnamesi orada bize hediye etti. Ondan sonra orada biraz kısa bir sohbet ettik. Ardından zikrullah yaptık. Tabii biz daha karşılaşmazdan önce de ben Kasım Efendi'ye dedim ki bizim şevaruzumuz var. Biz de onu dedim şevaruza davet edelim dedim. Kasım Efendi dedi ki pek dışarı çıkmıyor. Bilmiyorum ne der dedi. Ben Sudan'a gittiğimde biraz herhalde fazla ısrarcı oldum belki de. Biraz da aramızda tatlı bir muhabbet oluştu. Ben kendisine Sudan'dan Baruz için davet ettiğimde o da hiç itiraz etmeden geliyorum dedi.